Hadi çabuk ol biraz. Kolay mı sanıyorsun? Ayağıma kara sular indi. Bütün gün yürü, yürü, yürü. Hamza da beni öldürecek vallahi. Evde yemek de yok. Ben bir konuşayım istersen onunla. Savsaklanma da hadi yürü. Aa, nasıl da unuttum. Daha Beyye'ye uğramamız lazım. Ne oldu ki? Altın günüydü ya yarın onun. Benden umudu kes. Gidemem ben o yolu şimdi. Hem Hamza'ya ne diyeceğim? E geleyim Hamza'yla bir konuşayım dedim. Abartma hadi. Geç oldu zaten. Sen kadın başına nasıl gideceksin o yolu? Bir şey olmaz. E o kaçırılan kızı duymadın galiba. Ya o kesin kocaya kaçmıştır. E sen bilirsin. Ben sana hatırlatayım. Bir şey olmaz. Hadi bana eyvallah. Hayret bir şey. Ayça yok mu? Al buyur. İnsan bir merhaba der. Nasılsın, iyi misin? Merhaba, Ayça yok mu? Ha, burada var. Şu da aşağıda. Çağırayım mı? Gel Ayça. Bu ne ya böyle? Herkes Ayça'yı soruyor. Bir beni saran yok. Ne güzel. Saçmalama Selim. Ev arıyormuş. Benden rica etmişti. Bizim de yan apartmanda kiralık daire var. Ona haber verecektim. Ev mi bakıyormuş? Ne oldu? Atmışlar mı yoksa onu polis evinden? Yok artık. Nereden çıkardın şimdi? Ne bileyim, kesin dayanamamıştır bizim çocuklar. Selim, niye bu kadar taktın sen bu kıza? Ya ben mi taktım kızım ya? O bana taktı. Yalan mı? Tamam, tamam Selim'ciğim. Nerede sen onu söyle. Başkomiserin yanında. Şöyle ufak bir stüdyo falan olsa bana yeter. Nerede oturmak istiyorsun? Abi, Beyoğlu'nu da bulsam müthiş olur. Sahil kıyısında niye istemiyorsun? Mesela? Ortaköy. Kimle konuşsam kendi semtini methediyor. Ortaköy başkadır. Zeynep de aynı şeyi teşvik için söylüyor. Sen bilirsin. Beyoğlu iyidir. Bana Alsancağı hatırlatıyor. Satranç oynuyorum, görmüyor musun? Kim kazanıyor? Ben. E kendi kendinle oynarsan Selim'ciğim, olacağı o. Önde sonunda sen kazanacaksın. Ben kendi kendime oynamıyorum ki. Başkomiser var karşıda. Tamam, ben gideyim en iyisi. Bakırköy'de yerini ayarlayayım. Senin de taşınman az kalmış anlaşılan. Ya ne diyorsun Zeynep ya gece gece? Kafayı mı yedin kızım? Ben mi? Şu haline bak Selim, kendi kendine satranç oynuyorsun. Ya ne yapayım? Başkomiser oynamıyor artık benimle. Şaka mı bu? Gevezelik yapmadı oynadı. Selim'in emlakçı bir arkadaşı vardı. Aman yok, istemem ben Selim'i. Bir şey sormam ona. Ona kızıyorum ama senin de aşağı kalır yanın yok yani. Ya ama beni tehdit olarak görüyor. Kim, Selim mi? Yok canım. Niye o zaman bu kadar tantana? Selim insanlarla kolay ilişki kuramaz. Bana alışması 1 yıl sürdü. Zeynep'e açılması 3 yıl. Yani sana özel bir durum değil. Asosyal yani. O kadar da değil, abartma yani. Thank you.
Yavaş ol kızım. Hop. Hadi ya. Ya. Ben görmemişim onu. Ya. Gözünü dört açacaksın. Öyle görmezsen filler mezarlığına döner ortalık sonra. Selim, hadi gidiyoruz. Nereye? Adamın tekini evinin bahçesinde vurmuşlar. Sertliği ve lekeleri göz önüne alındığında öleli ancak 1-2 saat olmuş. Maktul Ramazan Gezgin başkomiserim. 74 Adana doğumlu. Silahla vurulmuş. Arkadaşlar 5 adet boş kovan bulmuş. 5'i de adama isabet etmiş. Boş yok. İhbarı kim yapmış? Karısının arkadaşı komiserim. Bu etraftan duyan gören kimse olmamış mı? Çevredeki evlere bakıyoruz komiserim. Doktor Maktul'ün ancak birkaç saat önce olduğunu söyledi. İhbar kaçta yapıldı? Onu 5 geçe başkomiserim. Yani bir saat önce. İhbarı yapan kadın adamın karısının cesedin başında öylece beklediğini söyledi. Tamam. Karısı nerede şimdi? İçeride bekletiyoruz komiserim. Tamam. Ben bir gidip konuşayım. Behiye Gezgin, 25 yaşında. Maktul'ün karısı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Konuşabilecek durumda mısınız? Nasıl oldu? Anlatabilir misiniz? Nasıl oldu bilmiyorum. Evde değil miydiniz? Yok. Dışarıdaydım. Eve döndüğümde hava kararmıştı. Kapının önüne geldiğimde de... Neden polise haber vermediniz? Bilmem. Şoktaydı sanırım. Aysel Varol, 46 yaşında. Maktul'ün komşusu. Öylece çöküp kalmıştı. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. Sonra polisi aradım. Siz nerede oturuyorsunuz? Şu yokuşun aşağısında oturuyorum. Elizim o. Evet başkomiserim. Parmak izi alınabiliyor mu? Maalesef komiserim. Ama yeterince fotoğrafladık. Ardından da DNA için örnek aldık. Hiç belli olmaz. Belki kurbanın yanı sıra failin de DNA'sı izole edilebilir. Hatta öncesine dokunduğu bir şey varsa onu bile bulabiliriz. Vay, kriminal bilgin bayağı iyi. Sen onu bırak da önce şu araç kimin onu söyle. Kurbana aitmiş. Tamam, sağ ol. Başkomiserim, bu arkadaş yanındaki evde oturuyor ama bir şey duymadığını söyledi. Hüsnü Yektar, 41 yaşında, Maktul'ün komşusu. Vallahi duymadım komiserim. Nasıl yani? Beş el ateş edildi, hiçbir şey duymadınız mı? Dizi seyrediyordum komiserim. Duysam aramaz mıydım polisi?
Başka kimse yok mu? Çevrede maalesef başka evi yok başkomiserim. Tamam, yazılı ifadesini aldım. Maalesef başkomiserim. Anahtar kapının kilidinin içinde kırılmış. İzlere bakılırsa içeri girmeye çalışmış ama becerememiş. DNA ya da parmak izi var mı diye kontrol edelim. Belki de katil zorlamıştır kapıyı. Bağ üstüne. Gevşetmişler. Hı hı. Hemen anladım. Geldiğimizde yanmıyordu. Vay, gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Teşekkür ederim başkomiserim. Murat, şu ampulü al bakalım. Parmak izi var mı? Var. Beyi Hanım, kocanızın başında ne kadar beklediniz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya? Saat kaçta geldiniz eve? 9 sanırım. Beyi Hanım, ihbar saat 10'da yapılmış. Bir saat kocanızın başında ne yaptınız? Bilmiyorum. Tamam. Kocanız ne işle meşguldü? Nakliye. Şirketin mi vardı? Yok, şofördü. Hafta sonları çalışırdı. Ne? Daha çok para veriyorlarmış. Cumaları gider, pazartesileri de gelirdi. Yani bugün. Evet. Ya çok akıllı ya da çok acemi. Bir sürü iz bırakmış. Tabii yanıltmak için de olabilir. Ne oldu? Bu kadında bir şeyler var. Ne gibi? Ne bileyim yani. Ya şokta ya da bir şeyler biliyor. Yakında anlarız. İçin örnek alalım. Sonra da balisteye gönderelim lütfen. Tamam, hemen hallediyorum. Teşekkürler. Anneciğim. Evet. Bakar mısın lütfen? İşin bitti mi? Evet. Şu kilidi inceler misin lütfen? Tamam. Tamam.
Hüseyin. Teşekkürler. Başka var mı? Büyük bir ihtimalle hala olay yerinde çalışıyorlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Anahtarı neden kırıldığını buldum. Nedenmiş? Kilide yanlış anahtar sokmuşlar. Asıl benim aklıma ne takılıyor biliyor musun? Hiç uğraşma, kopya yok. Ne kopyası? Olaydan bahsetmiyor musun? Yok. Nedir derdin? Sendeki bu saldırgan hal var ya. Yardım etmemi ister misin? Ne yardımı be? Hastalığının ne olduğunu bulursak sorunu da çözeriz. Ne? Hemen kızma, bir dinle. Ya git başımdan Allah aşkına, deli misin desin ya? Ama böyle yaparsan yardım edemem. Ya git! Allah Allah! Delik peşinde adamı gece gece. Ya oh be, Allah tam zamanında geldin ha. İki dakika daha geç kalsan kan çıkacaktı burada. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ay yok bir şey. Ne oldu? Başkomiserime baktım, odasında yok. Bir şey mi oldu? Anahtarın neden kırıldığını bulduk. Anahtar başka bir kapıya aitmiş. Ha. Herhalde telaştan yanlış anahtarı sokmuştur. İyi de anahtarlıkta bir tane anahtar vardı. Başka anahtar ya da anahtarlık çıkmadı mı adamın üzerine? Bize gelen bir şey olmadı. Çıksaydı bilirdik. İyi de asıl anahtar nerede o zaman? Ve kırılan anahtar nereyi açıyor? Afiyet olsun. Şeker attın mı? 3 tane. Sen nereden biliyorsun ya benim şekerli isteğimi? Zeynep'ten öğrendim. Allah Allah. Hayırdır, bana yaranmaya mı çalışıyorsun yoksa? Nereden çıkardın canım? Sadece iyi geçinmeye çalışıyorum. Ortak değil miyiz? Ya ne ortağı be? Amerika'da mı yaşıyoruz kızım? Bırak şu Amerika ayaklarını. Ya ne derdin var senin bu Amerika'yla? Onların ne derdi var dünyayla? Sen çocukken de böyle agresif miydin? Evet, doğduğumdan beri. Soğuk bir sonbahar gecesiydi. Annem çok uğraşırmış benim yüzümde bir tane gülümseme yakalamak için. Sen kesin öbür çocuklarla da anlaşamazdın. Öf, hem de nasıl? İlkokuldan beri deli gibi kavga ederdim her gün. Allah, annem çok uğraşırmış. Kavgaları sen mi başlatırdın? Ne yapıyorsun sen be? Not alıyorum. Ne notu? Freud abla. Şimdi çocukluğuma inmeye karar verdim benim. Kız çocuklarla nasıldı aran? Bak onlar iyiydi. Allah'tan senin gibi bir arkadaşım yoktu da. Yoksa katil olurdum vallahi o yaşımda. Komiserim. Balistik raporu geldi. Sağ ol. Kurşun yaralarına bakılırsa katil işi garantiye almak istemiş. Uzaktan ateş etmiş. Adam yere düştükten sonra yakın mesafeden 2 el daha ateş etmiş. Çıkardığım kurşunları incelenmesi için balistiğe gönderdim. Silah kayıtları da yokmuş. Ruhsatsızdır büyük bir ihtimalle. Şuna bak. Kurbandan çıkarılan mermilerin oksitlenmiş olduğu tespit edilmiş. Rutubetli bir yerde saklamışlardır belki. Ya da artık üretilmeyen eski tip kurşunlardan biri olabilir. Evet, onlarda da oksitlenme ihtimali yüksek. Tamam. Zeynep'in yanına gidip bir soralım bakalım. O bir şeyler bulmuş mu diye. Ayrıca adamın boynunda izler var. Vurmadan önce boğmaya mı kalkmışlar? Evet. Ama ölmeden hemen önce değil. En az 5 saat önce. Yani dün akşam saatleri. Aşağı yukarı. Ayrıca ensesinde ve boynunda yağlı bir madde buldum. Nasıl bir madde? Bilemiyorum Orhan. İncelenmesi için kriminele gönderdim.
Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim. Rapor hazırlıyordum. Nedir? Var mı kaydeder bir şey? Çok. Hangisinden başlayayım? Ne fark eder? Başla bir tanesinden. İlk olarak ayakkabı izlerinden biri adamın karısına ait. Olay yerinden alınan ayakkabılarıyla örtüşüyor. Maktulün kanına basıp dolaşmış anlaşılan. Diğeri ise 43 numara tabanı lastik bir ayakkabı. Muhtemelen erkek. İnsanlar genellikle evden yalın ayak çıkmaz. Dolayısıyla her olay yerinde fail, mağdur ve ilgili ilgisiz başkalarının ayakkabı izleri vardır. Bu arada kişinin ayağı daha büyük birinin ayakkabısını, hatta kadınsa erkek, erkekse kadın ayakkabısı giyerek suç işleyebileceği unutulmamalı. Kumda, karda bırakılan çıplak ayak izlerinin ise ne kadar değerli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Ayağın ayakkabı içinde bıraktığı izi ise tamamen unutun. Amerikalı antropolog Louise Robbins ömrünü bu konuya adamış ama bir arpa boyu yol kat edememişti. Ayak kokusu ise üzerinde günlerce konuşulabilecek kadar önemli bir meseledir. Bahçedeki ampulün üzerindeki parmak izini sistemde tarattım ama maalesef bir şey çıkmadı. Başka? Asıl bomba habere geliyorum. Bizim Ramazan Gezgin sandığımız adam aslında Ramazan Gezgin değilmiş. Ne? Adamın gerçek adı Müslüm Kaçar'mış. 72 Kayseri doğumlu. Adam yaralama ve hırsızlıktan 3 yıl önce içeri girmiş. İşte şimdi işler karıştı. Hem de nasıl karıştı? Benim asıl merak ettiğim, acaba karısı bu durumu biliyor mu? Ne diyorsunuz siz? Ne Müslüm Kaçar'ı? Haberin yok muydu yani? Hayır komiserim. Evlendiğiniz adam başka biri ve sizin bundan haberiniz yok, öyle mi? Yemin ederim komiserim, niye yalan söyleyeyim ki? Şimdi buna inanmamı mı bekliyorsun? Vallahi komiserim, bir yıl önce tanıştık. Adım Ramazan dedi. Birkaç ay içinde de evlendik zaten. Bana inanmıyorsanız nüfus kağıdıma bakın. Behiye Gezgin yazıyor. Ramazan'ın soyadı işte. Neden böyle bir şey yapmış ki? Sabıkalının biriymiş kocan. Herhalde başı derde girdi. O da kurtulmak için kimliğini değiştirdi. Peki bir şirketi ya da ofisi falan bir şey var mı? Yok, nereden olacak? Üzerinde bir anahtar çıktı. Nereye ait olabilir biliyor musun? Ben nereden bileyim komiserim? Biraz önce kocamın başka bir adam olduğunu söylediniz bana. Kim bilir bu işin altından daha neler çıkacak? Olağan bir polis denetiminde 40 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını öğrenen kuaför Hasan Yazıcı, masum olduğunu ancak 5 yılda kanıtlayabildi. Yetkililer ellerindeki sahte kimlik fotokopisiyle nüfus müdürlüğünden gelen kimlik bilgilerini karşılaştırmış olsalardı, gerçek Hasan Yazıcı'nın aranan kişi olmadığını görürlerdi. Fotokopi çektirmek için gittiğiniz kırtasiyelerde yarım ya da bozuk çıkanları imha etmelisiniz. İnternetin hayatınızı kolaylaştıran ya da sizi eğlendiren işlemlerinde ufak bir dikkatsizlik başınıza ciddi işler açabilir. Dolandırıcılar kredi kartınızla alışveriş, EFT, havale işlemleri yapabilir, adınıza şirket bile kurabilir. Son örneklerden biri, için oynayan 77 milyon kişinin kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirilmiş. Selim. Ne haber? İyilik. Müslüm'ün çantasından bir su firmasına ait buzdolabı magneti çıktı. Neredeymiş şirket? Fatih'te. İyi tamam, ben gidip arayayım şunun numarayı. Gerek yok Selim'ciğim. Ben senin için hallettim. Nasıl halletti ya? Su firmasını arayıp 104 numaralı abonenin kim olduğunu öğrendim. Fatih canım, gerçekten mi? Kimmiş? Adı Zeliha Kaygısız. Adresi? Başşehir. Ya sen bir tanesin ya. Sen bir tanesin kızım sen. Hadi sağ ol, görüşürüz. Zeliha Hanım. Evet. Merhaba. Komiser Ayça. Komiser Selim. Müslüm Kaçar diye birini tanıyor musunuz? Hayır. Ya Ramazan Gezgin? Tanımam mı? Kocam olur kendisi. Kocanız mı? Evet.
İş için şehir dışındaydı. Niye sordunuz? Bir şey mi oldu? Galiba içeri geçsek iyi olacak. Eğer sakıncası yoksa. Buyurun. Anlayamadığım bir şey var. Sizin soyadınız kaygısız değil mi? Ha, o önceki kocamın soyadı. 3 sene önce vefat etti. Siz nereden biliyorsunuz? Şu aldığınız yerden öğrendik. Eski kayıt tabii o. Yani anladığım kadarıyla Ramazan Bey'le resmi bir nikahınız yok. Yok, doğru. Sadece imam nikahı kıydık. Niye soruyorsunuz bütün bunları? Zeliha Hanım, maalesef kocanız öldürüldü. Ne? Anne. Anne iyi misin? Ben ilgilenirim annemle. Gelin yüzünüzü yıkayalım diye. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Polis. Anlatacağım birazdan. Buyurun oturun şöyle. Daha iyi misiniz? Biraz başım dönüyor sanki. Tansiyonunuz düşmüştür. Biraz dinlen. Dinçer Kaygısız, 20 yaşında. Ne olduğunu anlatacak mısınız? Şimdi maalesef babanız öldürüldü. Babam mı? Benim babam 3 yıl önce kalp krizi geçirip öldü. Hayır, öz babanızdan bahsetmiyorum. Ramazan'dan bahsediyorum. O adam benim babam falan değil. Anlıyorum. Aranız pek iyi değil galiba. En son ne zaman gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Dündü. İşe gitmeden önce. Nasıl, hangi işe? Adapazarı'nda bir nakliye şirketinde şoförlük yapıyordu. Cumaları gelir. Her pazartesi akşamüstü çıkardı işe gitmek için. Peki dün evden çıkmadan önce dikkatinizi çeken bir şey olmuş muydu? Yok. Her zamanki gibiydi. Yalnız çıkmadan önce birini aramıştı. Ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oğlum bak, kafanı kırdırtma şimdi bana. Oraya gelirsem kötü olur. Duyduğumda işle ilgilidir diye çok ciddiye almamıştım. Arada böyle sinirlenirdi. Peki size bir şey söylemedi mi? Yok. Hatta giderken Adapazarı'nda kaldığı evin anahtarını unutmuş. Cebinden aradım ama kapalıydı. Peki, bana anahtarı verin de sonra da siz biraz dinlenin. Peki bildiğin bir düşmanı falan var mıydı? Ben nereden bileyim? Top topu haftada 2 saat görüyordum zaten. Senin ayakkabı numaran kaç? 42. Niye ki? Nasıl oldu annem? Sen bir git annene bak istersen. Nedir o? Güya Ramazan'ın Adapazarı'ndaki evinin anahtarı. Adam dün çıkarken evde unutmuş. Vay. Anahtarın sırrı buymuş demek. Evet ama yine de emin olmak lazım. Ne yapacağız? Adamın gerçek kimliğini söyleyecek miyiz kadına? Bir şok daha kaldıramaz. Çocuk ne durumda? Yani Ramazan'dan hoşlanmadığı ortada. Aman ben de Ramazan diyorum, sürekli alıştım. Müslüm işte. Sence o yapmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Bana kalsa merkeze götüreceğim. Hatta burada öttüreceğim adamı ama... sen şimdi benim gene çocukluğumu emmeye falan kalkarsın. Aman diyeyim. Olay yeri inceleme ekiplerinin Behiye'nin evinde yaptıkları arama sonucu 1 adet silah bulundu. Ne
Yani şu Arap saçı dedikleri olay var ya, işte bu. Bu herifin hayatı. Adam önce kimlik değiştirip Ramazan Gezgin adını alıyor. Sonra o değiştirdiği kimlikle gidip Behiye ile resmi nikah kılıyor. Üstüne de Zeliha ile imam nikah kıydırıyor. Hafta içi Behiye ile, hafta sonları da gidip Zeliha ile takılıyor. Tabii kadınların da çevirdiği bu altlardan hiç haberi yok. Ya da öyle söylüyorlar. Belki de kadınlar bu durumu öğrendiler. O zaman ikisi de yapmış olabilir. Ya bahçedeki erkek ayakkabı izleri? O da Zeliha'nın oğluna ait olabilir. Sordum, 42 numara giyiyormuş. Ama spor ayakkabılarda kalıplar değişebiliyor. Vallahi bilmiyorum ama çocuğun Ramazan'dan hiç hoşlanmadığı gayet açık. Of ya, Ramazan diyorum gene. Müslüm'den işte. Zeliha'ya kocasının gerçek kimliğini söyleyecek miyiz? Söylemek zorundayız. Vallahi ben yapmam. İyi, ben hallederim. İyi, tamam. Ben de gidip şu telefon kayıtlarıyla ilgileneyim bakalım. Adam evden çıkmadan önce en son kimleri aramış. Gerekirse Zeliha'nın evini de aratalım. Tamam. Şu Beyye'nin evinden çıkan silah ne oldu? Balistikte. Kişinin aynı anda birden fazla evliliği, yani poligami, sadece erkeklere özgü bir davranış değildir. Tibet, Nepal, Butan gibi kimi ülkelerde kadınlar birden çok erkekle evlenmiş ve devletçe kabul edilmediği halde hala evlenmektedir. Kenya'nın ve Tanzanya'nın bazı kabilelerinde de sürdürülen bu uygulama adı geçen kültürler açısından olağan karşılanabilir ama Amerikalı ve Kanadalı erkekler de sıklıkla eşlerinin aynı anda başka biriyle evli olduğunu öğrenip soluğu mahkemede alıyorlar. Tabii bir de geçimini evlenerek sağlayanlar var. Miami'li Lopez ailesinin kadınları 7 kocalı Hürmüz'den de daha becerikli. Anne Lopez'in 3, Hala Lopez'in 12 kişiyle birden evli olduğu, 26 yaşındaki kız Önis Lopez'in 10. evliliğini yaptığı sırada ortaya çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki damatlar kısa da olsa Amerikan vatandaşlığının tadını çıkarttı. Haklıymışsınız Selim. Anahtar Behiye'nin evine ait. Adama bak ya. Oh ne âlâ memleket. Herif resmen çifte hayat yaşıyormuş. Baksana, çat orada, pat burada. Öyle hayat yaşayınca da sonunda böyle oluyor işte. Ya dur bakalım, dur. Herifin bütün hayatı resmen alıvere dalavere. Bakalım daha neler çıkacak altından. Benim silahtan falan haberim yok. Silahı sen saklamadın mı? Hayır. Belki de Zeliha ile olan ilişkisini öğrendiniz. Zeliha kim? Ne ilişkisi? Ramazan Zeliha adında bir kadınla imam nikah kıymış. Hafta sonları onunla yaşıyormuş. Ben artık söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Bak sen kocan vurulduktan sonra bir saat boyunca ne yaptığını açıkla. Ben sonra her şeyi sana güzel güzel anlatayım. Söyledim size. Öylece kala kalmışım. Kaç saat geçtiğinin farkında bile değildim. Bunlara inanmamı beklemiyorsun değil mi? Neyi istiyorsanız ona inanın komiserim. Benim yaşadıklarım bana yeter. Bak Beyye. Balistik incelemede evinden çıkan silahla Müslüm'ü vuran silah aynı olduğu anlaşılırsa seni buradan kimse çıkaramaz. Söyledim size. Benim silahtan falan haberim yok. Müslüm kaçar mı? Evet. Şaka mı bu? Ne yani, bilmiyor musunuz? Hayır. Hanımefendi, insan kocasının kim olduğunu bilmez mi? Ramazan dediydi bana. Aldatılmıştınız. Kocanızın Zeliha ile olan ilişkisini öğrendiniz, çıldırdınız ve öldürdünüz. Ben hayatımda elime silah almadım. Kocanızı kim öldürdü? Ben nereden bileyim? Birini mi tuttunuz? Ne? Belki de kocanızı öldürmesi için birine para verdiniz. Yapmayın komiserim. 3 kuruşa yaşayıp gidiyoruz. Ben nereden bulacağım o parayı? Son kez soruyorum. Ramazan'ın aslında Müslüm Kaçar olduğunu biliyor muydunuz? Hayır komiserim. Peki Zeliha ile olan ilişkisini biliyor muydunuz? Hayır komiserim, hayır. Müslüm'ü siz mi öldürdünüz? Yok komiserim. Adının Müslüm olduğunu bile sizden öğrendim. Bence Müslüm'ün Behiye ile olan ilişkisini öğrendiniz. O gün evden çıkmadan anahtarı bilerek sakladınız. Oğlunuz Behiye'nin bahçesinde adamı bekledi. Müslüm gelince de adamı öldürdü. Oğlum bütün gece evdeydi komiserim. Ve de şahidi sizsiniz. Kaç defa söyleyeceğim size, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Niye öldürdün lan adamı? Behiye ile olan ilişkisini mi öğrendin? Behiye kim komiserim? Numara yapma lan bana. Gıcık olmuyor muydun adama? Ne var bunda? Adam pisliğin tekiydi. Bir şekilde annemi kandırmayı başardı ama ben yemedim. Tamam işte. Sonunda dayanamadın. Gittin öldürdün adamı. Komiserim, ben her gıcık olduğum adamı öldürmeye kalksam bu memlekette adam kalmaz.
Al benden de o kadar birader. Şimdiye çoktan cesedin çıkmıştı buradan. Arabanın üzerindeki kan Müslüm'e ait. Ya elizi? Maalesef parmak izi almaya müsait değil. Bahse girerim katile ait. Ya şu ampuldeki parmak izi? Hiçbiriyle tutmadı Selim. Nasıl tutmadı ya? Dinçer'e de mi ait değil? Ne Dinçer'le, ne Behiye'yle, ne Zeliha'yla. Hepsiyle karşılaştırdım ama hiçbiriyle tutmadı. Kadın ısrarla bir şey bilmediğini söylüyor. Behiye'de. Ne oldu Selim? Ampulün üstündeki parmak izleri. Şüphelilerden hiçbiriyle tutmadı. Ya işin içinde başka biri daha var ya da gerçekten bunların hiçbir şeyden haberi yok. Günaydın başkomiserim. Günaydın Onur. Behiye'nin evinde bulunan silah balistik raporu çıktı. Buyurun. Tamam, sağ ol. Ne haber? Günaydın. Günaydın. Geç kaldın. Of, evet ya. Ayça'ya ev bakmaya gittik. Vay, buzlar yavaş yavaş çözülmeye başladı desene. Ya ne bileyim işte, Zeynep tutturdu, gidelim diye ısrar etti, gittik biz de. Ne oldu, tutabildiniz mi? Yok canım bir şey. Ayça gene yaptı yapacağını, yok orası niye böyle, yok burası niye şöyle falan filan. Bir ton laf, bir tutamadan geldik. Normal Selim, sonuçta ev tutuyor kız. Yani siz de hep onun tarafını tutuyorsunuz bakıyorum. Nedir o? Balistik raporu mu? Evet. Bir şey çıkmış mı? Maalesef. Silah Müslüm vuran silah değil. Hadi ya. Ama silah 7 ay önce bir benzin istasyonu soygununda kullanılmış. Dedim ben size Müslüm'den daha çok şey çıkacak diye. Soygunculardan biri yakalanmış. Diğeri ise kaçmış. Müslüm'dür kesin kaçan. Diğeri kimmiş? Tarık Üzülmez. Adam hapiste. Tamam hadi gidelim. Ne bekliyorsun? Yok ben giderim. Sen şu gerçek Ramazan'ı bul. Bakalım ne biliyor. Tamam. Tarık Üzülmez, 45 yaşında. Merhaba Tarık Bey. Ben cinayet masasından başkomiser Orhan. Size birkaç soru soracaktım. Pardon, anlayamadım. Cinayet masası mı? Evet. Müslüm Kaçar'ı tanıyor musunuz? Yok, öyle birini tanımıyorum ben. Yalan söylemeyin. İstasyonu beraber soymaya kalkıştığınızı biliyoruz. Şahsıma yapılan suçlamanın hepsi iftiradır başkomiserim. Ben istasyona benzin almaya gitmiştim, suç üstüme kaldı. Yani sizin anlayacağınız ben suçsuzum. Boşuna inkar etmeye kalkmayın. Hiçbir faydası yok. Dava sonuçlanmış. Müslüm'le beraber istasyonu soymaya çalıştığınız kesin. Ben böyle bir şahsı tanımıyorum başkomiserim. Belki de diğer adını biliyorsunuzdur. Ramazan Gezgin. Size bir şey çağrıştırıyor mu? Bak şimdi. O da kim ya? Yok. Asıl Ramazan'a ulaşamıyorum. Her yerden Müslüm çıkıyor. Bende de aynı. Adam gerçekten Ramazan olmayı başarmış. Belki de Müslüm Ramazan'ı öldürüp adamın yerine geçti. İşte o zaman yandık. Kim bilir cesedi nereden çıkacak. Gel artık. Komiserim Müslüm'ün Zeliha'nın evinden konuştuğu numara tespit ettik. Şınar Kıraathanesi. Tamam. Gelmiyor musun? Yok. Beyoğlu'nda bir çatı katı buldum. Ona gidip bakacağım. Siz hem bu soruları bana niye soruyorsunuz? Cinayet masasının sorguyla ne alakası var? Çünkü Müslüm öldürüldü. Ne? 5 el ateş edilmiş. Olay yerinde öldü. Bakın Tarık Bey, eğer bir şey biliyorsanız söylerseniz çok iyi olur. Tamam, anlatacağım. Müslüm benim ta çocukluktan beri arkadaşımdı. Biz beraber büyüdük. O zaman çocuktuk. Cebimizde 5 kuruş para yoktu. İlk işimize bakkaldan şeker çalarak başladık. Daha sonra kapkaç, ototeybi derken araba çalmaya başladık. İnsanın siciline bir kere sabıka işlenmesin. İşte orası çok kötü. İsteseniz de değiştiremiyorsunuz artık. Kaderiniz oluyor. Peki Müslüm'ün kimlik değiştirdiğini biliyor muydunuz? Onu da biliyorum. 3 sene evvel cezaevinden çıktığında oturmuş olduğu semtte bir bakkalın ikametgah senedini ele geçirmiş. Resmini değiştirmiş. Daha sonra yeni bir nüfus cüzdanı çıkartmış. Yeni kimliğiyle sabıkasını sıfırlamış olduğu gibi her istediğini yapabiliyordu. Hatta daha ilerisi, evlendi bile. Sizce Müslüm'ü kim öldürmek istemiş olabilir? Tabii ki Caner.
O kim? En son ziyaretime geldiğinde anlatmıştı bana. Caner diye birisi varmış. Oyun oynatıyorlarmış, yani kumar. Caner oyunları bağlıyormuş. Bizimki de işin sigortası. Yani sizin anlayacağınız dilden hem Caner'i koruyormuş... ...hem de mekana göz kulak oluyormuş Müslüm. Nerede buluruz bu Caner'i? Tek bildiğim şey Maltepe'de kahvehanesinin olduğu. Zaten oyunları da orada oynatıyorlarmış. Abi. Bak bakayım iki dakika. Bak bakalım fotoğraftakini tanıyor musun? Yok abi. Nasıl tanımıyorsun lan? Neredesin Ruslan? İşi vardı çıktı. Nereye gitti? Neden sordun? Polis. Ben bir şey yapmadım ya. Yani gerçekten bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Gerçekten ya. Kes, kes. Bıraksana. Abi ben bir şey yapmadım ya. Bırak beni ya. Bak. Abi bıraksana. Bu kim senin? Şu Müslüm'ün aradığı kahvehanenin sahibi. Kaçmaya çalışırken yakalayınca paketleyip getirdim. Adın Caner mi senin? Evet komiserim. Nereden bildiniz ya? Müslüm'ün hapisteki arkadaşı söyledi. Yürü lan. Niye öldürdün lan adamı? Ne öldürmesin ya? Ben kimseyi öldürmedim. Müslüm'ü öldürmedin mi? Müslüm öldü mü? Bak bana numara yapma. Bana numara yapma. Bilmiyorsan niye kaçtın o zaman? Ben kahvede kaçak maç oynatıyorduk. Ondan geldiğini sandım. Caner Bey, Müslüm'le beraber kahvede kumar oynattığınızı biliyoruz. Ne? Kumar? Haşa, sümme haşa. Bana bak. Kahveyi arattırma şimdi bana. Komiserim, gerçek Ramazan izini bulduk. Adam Maltepe'de oturuyormuş. Bir de bakkal dükkanı varmış. Ama iki gün önce kapatmış. Adresi var mı? Ev adresi var. Buyurun. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Tamam. Çocuklar gerçek Ramazan'ın adresini bulmuş. Selim, sen devam et. Evet, kaldık şimdi baş başa. Adam gibi anlatacağım mı ne olup ne bitti? Yoksa cinayetten sevk edeyim mi seni savcılığa? Ben kimseyi öldürmedim. Niye aradı o zaman Müslüm seni? Parayı mı kıracamadınız? Canımdan bezdirdi beni. Sen de gidip öldürdün adamı. Aslında nerede yaşıyordu onu bile bilmiyordum. Daha önceden de tanımazdım kendisini. Oyun oynayacağı günler gelirdi kahveye. Bir gün yine kumar oynamaya geldi kahveye. Kavga çıktı. Baktım hepsini sepetledi. Tertemiz dışarı attı. Baktım herif sağlam. Benimle çalışırsan yüzde veririm sana dedim. Kabul etti. Ondan sonra işini çıkardı. Sürekli para istemeye başladı. Seni aradıktan sonra gelmedim sana. Yok. Bütün gece kahvedeydim. Bir ton şahidim var, istediğinize sorabilirsiniz. Gerçek Ramazan'ın evini öğrenen başkomiser Orhan hemen adrese gitti. Thank you.
Ramazan'a mı baktınız? Evet. Yok mu kendisi? O dükkanı kapatıp eşyalarını toplayıp köyüne gitti. Ahmet Aygün, 34 yaşında. Maktul'ün komşusu. Niye gitti biliyor musun? Sordum ama bir şey söylemedi. Köyü nerede peki? Ormanca köyü, Ağva'ya doğru. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sonunda tuttum evi. Ciddi misin? Hayırlı olsun. Nerede tuttun? Hemen Galatasaray Lisesi'nin arkasında. Çatı katı, tam istediğim gibi. Artık Beyoğlu'ndasın yani. Evet, istediğin zaman gel kal. Biraz küçük ama idare eder. Selim öldürür beni. Merak etme, ben seni korurum. Seni kim koruyacak? Antrenmanlıyım ben. Kolay baş ederim onunla. Dur ben bir ona da sorayım, bakalım ne yapacak. Sor, sor. Ne oluyor ya? Hepiniz sırra kadem basmışsınız. Ayça evi tutmuş da onu konuşuyorduk. Ha iyi. Hayırlı olsun. Nerede? Beyoğlu'nda. İstediğin zaman gel kal. Sakın çekinme. Ha, dalga mı geçiyorsun kızım sen benimle? Yok gayet ciddiyim. Ya ben seni boğarım o evde be. Niye Selim'ciğim? Aynı odada gayet güzel geçiniyorsunuz. Ya sorma ya. Onu da hiç sorma. Vallahi başkomiserin keleğine geldim. Hakikaten başkomiser nerede bu arada ya? Ramazan'ın evinin adresini bulduk. Onunla konuşmaya gitti. İyi akşamlar. Ramazan Gezgin'in evi neresi biliyor musun? Ramazan mı? Tanımıyorum vallahi. Ama Cüneytler var, soyadları Gezgin. İlerideki sokağın köşesinde oturuyorlar. Hangi sokak? Şuradan sola dönün, ilerleyin sağdan ikinci sokak. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. Gezginlerin evi mi? Evet, siz kimsiniz? Başkomiser Orhan, biraz konuşabilir miyiz? Tabii komiserim. Fahrettin Gezgin, 57 yaşında. Ramazan Gezgin'in amcası. Akşam akşam rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hayırdır, bir şey mi oldu komiserim? Ramazan Gezgin'i tanıyor musunuz? Evet, yeğenim olur. Niye, bir şey mi oldu? Yok, sadece konuşmaya geldim. Onu burada bulamazsınız. Küçükken köyü terk etti, İstanbul'a gitti. Bir daha da haber alamadık. Sonra da bağımız koptu. Yıllar var yüzünü görmedim. Köye geri döndüğünü öğrendik. Köye geri mi dönmüş? Haberiniz yok mu? Allah Allah, nasıl olur anlamadım. Alkan Gezgin, 26 yaşında. Ramazan Gezgin'in kuzeni. Dönse haberimiz olurdu. Muhakkak olurdu komiserim. Cüneyt Gezgin, 22 yaşında. Ramazan Gezgin'in kuzeni. Ne konuşacaktınız Ramazan'la? Bir olaya karışmış olabilir. Nasıl bir olay? Durum biraz karışık. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama Müslüm diye biri Ramazan'ın ikametgah kağıdını buluyor ve kendine kimlik çıkartıyor. Olacak iş değil. Daha da inanılmazı, Ramazan olarak Behi adında bir kadınla evleniyor ve nikah memurluğu olaydan habersiz. Sonunda da ölüyor. Daha doğrusu öldürülüyor. Kim öldürmüş? Ramazan mı? Henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bakkal dükkanını kapatıp apar topar köyüne döndü. Gerçi ondan da emin değiliz. Yanlış bilgi olabilir. Dönse kesin bilirdik komiserim. Ben de öyle düşünüyorum da bana söyler miydiniz? İşte ondan emin değilim. Ben olsam söylemezdim. Oğlum polise öyle şey söylenir mi? Önemli değil. Siz ne derseniz deyin. Ben yine de bana söylemeyeceğinizi biliyorum. İşte orada yanılıyorsun komiserim. Kanuna karşı gelmişse, kendi oğlum bile olsa adalete teslim ederim. Ha, bu ikisi videoya gelince eğer bir şey saklıyor da söylemiyorlarsa Allah şahittir cezalarını kendi ellerimle veririm. Yok baba, hani öyle bir şey olsa söylerdik zaten. Oğlum demin kardeşin ne dedi duymadın mı salak? Neyse, çay için teşekkür ederim. Herhangi bir şey duyarsanız haberim olsun. Afiyet olsun komiserim. Ben yarın bir araştırırım. Eğer bir şeyler öğrenirsem haber veririm size. Tamam. İyi akşamlar arkadaşlar. Buyurun.
Of. Yok artık ya. Hakikaten sinir oldum bu olaya. Çözemedin ya, ondandır. Ya çözeceğiz, çözmesine de fazla uzadı yani, baksana. İşte bak, bir problem daha. Hiçbir şeye sabrım ve tahammülüm yok. Allah Allah. Ya sen madem bu kadar ayarsın, şu psikanaliz meselesinin de hiç sorgularda işe yaradığını görmedik şimdiye kadar. Biz görüyoruz, sen görmüyorsun. Ya yeme bizi. Çakma Freud. Ay çok sinirsin, bir daha sakın bana bunu söyleme. Sen de sinirsin kızım, baksana. Bence cuk oturdu yani, bak. Nasıl? Gel Zeynep, gel. Gel, gel. Günaydın. Günaydın, günaydın. Bak, burada hazır da Freud'u bulmuşken sana da böyle bir çift kaşarlı psikanaliz yapsam, vallahi sabah çayın yanında çok güzel gidiyor. Şu yağın analiz sonuçları çıktı da, onu söylemeye gelmiştim. Hangi yağın? Maktulün boynunda ve ceketinin yakasında bulunan. Ardıç katranı ve vazelin karışımıymış. Ne o? Ne işe yarıyormuş? Aslında cilt merhemi. Ama sedef, egzama ve saç kıran gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyormuş. Nasıl oldu anne? Bir git bak istersen. Dinçer. Niye yalan söyledin lan bize? He? Annen sana yalancının mumu yatsıya kadar yanar demedi mi? Ne yalanı komiserim? Ne bunlar? Sedef hastalığım var benim. İyi, geçmiş olsun. Bu ne? Bilmem ne. Senin Müslüm'ü boğmaya kalktığını gösteren belge. Hapiste başucunu asarsın artık. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir de ben anlatayım o zaman. Sedef hastalığın için ilaç kullanıyor musun? Evet. Ne kullanıyorsun? Vazelin. Normal vazelin değil herhalde. Hayır, ardıç katranlı bir karışım. Hah, işte biz o karışımı Müslüm'ün boynundaki izlerde bulduk. Yani tercümesi, Müslüm'ü boğmaya kalkmışsın. Tamam. Tamam, yalan söyledim. Ama bu onu öldürdüğümü göstermez. Peki niye kavga ettiniz? Anneni aldattığını öğrendin değil mi? Ne zamandan beri bir dolaplar çevirdiğini biliyordum. Birkaç kez takip ettim. Gittiği evi buldum. Sonra yanında kadını da görünce her şeyi anladım. Sonra ne oldu? O gün yine o kadına gideceğini biliyordum. Arabayı park ettiği yerde çıkmasını bekledim. Ne yapıyorsun sen? İşe gitmedin mi? Seni bekliyorum. Hayırdır? O kadın biliyor mu? Hangi kadın? Annemi aldattığını biliyorum. Hayda, ne diyorsun sen koçum? Lan boşuna yalan söyleme. Takip ettim seni, gördüm her şeyi. Anneme söyleyeceğim, hiç merak etme. Ulan sümüklü, başlatma şimdi anandan. Zaten bir sürü derdim var. Lan sen kimi sümüklü diyorsun lan? Kime? Sen kimle uğraştın sanıyorsun lan sümüklü? Bana bak oğlum, eğer bir şey söylersen ikiniz de gebertirim, haberin olsun. Biz de yedik. Yemin ederim doğru söylüyorum. Bırak lan yalanı. Adamın nereye gittiğini biliyormuşsun. Gitmişsin evinin önünde beklemişsin. Gelince de öldürdün değil mi? Komiserim, benim silahım bile yok. Yalvarıyorum. Bahaneye bak. Ulan sanki silah bulmak çok zor anasını satayım. İsterseniz anneme sorun. Bütün gece evdeydim. Sorduk zaten. O da aynı şeyi söyledi. Bozacının şahidi şıracı. Benim bu olayla hiç bilgim yok. O yapmış olsa bile işin içinde başka biri daha olmalı. Ampuldeki parmak izi. Evet benim. Ama kime ait olduğu belli değil. Ne bileyim, belki de iz mahalleden başka birine aittir. Ya da ampulün gevşemiş olmasının olayla hiçbir alakası yoktur. E iyi de bu kadar tesadüf de fazla değil mi? Merkez 4525. 4525 dinlemede. Ömerli'de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş. Tam olarak nerede bulunmuş? Ömerli Merkez Mahallesi Baraj Caddesi'nin baraj gölüyle kesiştiği noktada. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine geçiyoruz.
Silahla vurulmuş başkomiserim. Sanırım bir hesaplaşma meselesi. Kurban da silahını çekmiş ama diğeri daha hızlı davranmış. Kimliği belli mi? Maalesef başkomiserim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sen söylemezdim. Oğlum polise öyle şey söylenir mi? Önemli değil. Siz ne derseniz deyin. Ben yine de bana söylemeyeceğinizi biliyorum. Of. Ne oldu? Ramazan'ın kuzeni bu. İşin rengi değişti. Biz hep Müslüm'ün katilini aradık. Belki de Ramazan'ı öldürmek isterken yanlışlıkla Müslüm'ü öldürdüler. Sonra da onu öldüremeyince kuzenini akladılar. Belki de Ramazan yaptı. Olabilir. Nerede dedin? Adı neymiş? Tamam, sağ ol. Ne oldu? Buldun mu Ramazan'ı? Hayır. Ama çok acayip bir şey öğrendim. Ne? Adamın abisi hapisteymiş. Bu ailede gerçekten bir şey var. Hemen hapishaneye git, adamla konuş. Başla. Biz de otopsiye gidelim. Ailesine haber verdin mi? Evet, yola çıkmışlardır. Öleli yaklaşık olarak 6-7 saat olmuş. Sabaha karşı yani. Evet. Çıkardığım koşulları incelenmesi için balistiğe gönderdim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun komiserim. Artık bize gerçekten neler olduğunu anlatmanın zamanı gelmedi mi? Ah bilsem komiserim. Nasıl olmuş olay? Silahla vuruldu. Kim vurmuş? Daha bilmiyoruz. Ramazan yapmış olabilir mi? Anlamıyorum ki. Neden böyle bir şey yapsın? Belki birlikte bir olaya karıştılar. Başları belaya girdi. Yok, böyle bir şey olsa kardeşim kesin bana söylerdi. Bizden bir şey saklamadığınıza emin misiniz? Ramazan nasıl? Bilmiyoruz, kayıp. Ethem Gezgin, 45 yaşında. Ramazan Gezgin'in abi. Eğer ona bir şey olursa alayını öldürürüm o adi ***ler. Kimlerden bahsediyorsun? Amcamlardan. Amcamların ne alakası var şimdi? Çok uzun zaman önce bir arsa meselesi yüzünden aramızda kan davası çıktı. Fahrettin'in büyük oğlu Esat, babamı öldürdü. Ben de o köpeği vurdum. Ya Ramazan? Henüz 12 yaşındaydı. Alıp İstanbul'a getirdim. İzimizi kaybettirdikten sonra da gelip teslim oldum. Başka bilen var mıydı nerede olduğunu? Çocukluk arkadaşı vardı Mendo. Bir o biliyordu. Kan davaları bu yüzyılda sadece ülkemizde değil, Arnavutluk, Korsika, Sicilya ve daha birçok ülkede sürüyor. Ülkemize 1953 ile 2002 arasında yani 50 yıl boyunca kan gütme saikiyle adam öldürmenin cezası idamdı. Şimdilerde ağırlaştırılmış müebbet. Olaylar eskiye oranla azaldı ama ortadan kalkmadı. Ocak ayından bu yana yine 5 kişinin canını aldı. Demek ki cezanın ağırlığı bir yere kadar caydırıcı olabiliyor. Feodal yapı içinde gelişen bu toplumsal şiddet bireyselleşmeyle, devletin hukuk kurallarına güven ile, çocuklarını öç alma duygusuyla büyüten ve onları suça itenler azmettirme ya da dolaylı fail yönünden cezalandırıldıkça aşılacak. Edinilen bilgiler ışığında Fahrettin Gezgin'in evinde yapılan arama sonucu bulunan kurşunlarla birlikte evde bulunan lastik ayakkabılar delil olarak alındı. Thank you.
Bu kurşunlar da otopsiden gelen diğerleri gibi oksitlenmiş. İkisini de karşılaştırdın mı? Henüz değil. Tam tahmin ettiğimiz gibi başkomiserim. Kurşunlar aynı seriden. Yanlışlıkla Müslüm'ü Ramazan sanıp vurmuş olmalı. Peki Cüneyt'i kim vurdu? Ramazan mı? Belki buldu Ramazan'ı ama daha o silahını çekemeden Ramazan çekti vurdu bunu. Şu Fahrettin'in halkını sorgulayalım. Belki bir şeyler biliyorlardır. Hatta daha fazlasını başkomiserim. Nedir? Bahçedeki ampul üzerindeki parmaksı Alkan'a ait. Üstelik olay yerinde bulunan ayakkabı izleri de Alkan'ın ayakkabısına ait. Belki de kardeşi giymiştir ayakkabıları. Cüneyt'in ayakkabı numarası 41. Alkan'ınki ise 43. Ama yine de ayakkabının içinden swap alıp DNA baktık. Ve Alkan'ın profilini bulduk. İşte işler iyice karıştı ya. Bu durumda Müslüm'ü öldüren Alkan. Ve Cüneyt öldürüldüğü için suçu ona atmaya kalkacaktır. Ama Cüneyt'in olay yerinde olduğuna dair hiçbir şey yok. Tamam. Gidip bitirelim o zaman şu işi. Sağ ol Zeynep. Kurşunların yapısındaki gümüş, arsenik, kadmiyum ve antimon oranı birbirinin aynıysa %99'dan da daha yüksek bir olasılıkla bunlar aynı partinin ürünüdür. Şekli çok bozulduğundan yiv ve setleri incelenemeyen mermilerin şüpheli kişide bulunanlarla karşılaştırılmasında da işe yarayan bu analizler ancak ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Artık gidebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Artık bana her şeyi anlatsanız hiç fena olmayacak. Ramazan'ı vurmasını oğlunuza siz söylediniz değil mi? Bak birader, sakın bana martaba dokunma. Müslüm'ü vuran silah Cüneyt'in üzerinden çıktı. Haberim yok komiserim. Cüneyt Ramazan'ın adresini bulduğunu sanıp gidip yanlışlıkla adamı öldürmüş. Sonra gelip bana Ramazan'ı öldürdüm dedi. Komiser kapıya gelince anladık bir yanlışlık olduğunu. Sen o eve hiç gitmedin yani, öyle mi? Yok komiserim, gitmedim. Zaten benim bir şeyden haberim yok. Lan sıkma benim canımı lan. Bahçedeki ampulde senin parmak izin var. Bahçedeki ayak izleri sana ait. Ne oldu? Kan davası diye kuzeni zannettiğin adamı vururken erkeksin. İtiraf etmeye gelince mi korkak oldun? Abisi abimi vurdu. Kana kan, cana can. Ay şöyle birader ya, bak ne güzel anlaşmaya başladık. Anlat şimdi adam gibi. Ramazan'ı yıllardır görmem. Ne tipini bilirim, ne de nasıl biri olduğunu. Ben nereden bileyim bir başkasının Ramazan'ın yerine geçtiğini? Orada yaşadığını öğrenince o gece evine gittim. Geldiğimde evde kimse yoktu. Bahçede beklemeye karar verdim. Ampulü gevşettim, beni görmesin diye, karanlık olsun diye. Ne kuzeni kardeşim, sen kimsin? Köyden Memduh söyledi. Bu Memduh'un soyadı ne? Şanlı. Memduh Şanlı. Ramazan'ın en yakın arkadaşı. Biz mahalleliye de sorduk. Burada oturuyor dediler. Ben nereden bileyim bir başkasının Ramazan'ın kimliğini çaldığını? Polisler kapıya gelince anladık ama iş işten geçti. Ya Cüneyt?
Onu kim vurdu? Başkomiserim, aradığımız şahıs merkeze geldi. Nasıl geldi merkeze? Basbay'a gelip teslim oldu. Yanında dayısı da vardı. Adam ısrarla Cüneyt Gezgin'i kendisini öldürdüğünü söylüyor. Tamam, bunların köyünde Memduh Şanlı diye biri varmış. Onu da alalım merkeze. Başüstüne başkomiserim. Teslim olan Ramazan Gezgin ve dayısı hemen çapraz sorguya alındılar. Ramazan Gezgin, 37 yaşında. Memduh'a ben söyledim amcamları o adresi vermesini. Ne yani, her şeyi planladın mı? Kan davası yakın bırakmayacaktı. Yıllarca beni bulacaklar korkusuyla yaşadım. Sonra bir gün nüfus dairesine işim düştü. Nüfus örneğinde evli olduğumu görünce bir başkasının benim kimliğimi kullandığını öğrendim. Nasıl buldun Müslüm'ü? Aslı Ramazan ben olduğum için sözde karımın ikametgahını bulmak zor olmadı. Sonra da amcanları Müslüm'e yönlendirdin. Evet. Aradan yıllar geçmişti. Amcamlar beni görse tanımaz. Memduh Şanlı, 35 yaşında. Ramazan'ın arkadaşı. Ramazan ilk geldiğinde... Yazık değil mi? Elin garibine dedim. O da beni vursalar daha iyi dedi. Ha. Sen de kankam öleceğine. Başkası ölsün dedi. Çok ısrar etti. Adam da zaten eski sabıkalı pisliğin tekiymiş. Hem Müslüm ölünce bu kan davası sona erecekti. Ramazan'ı vursalar Ethem abi hapisten çıkacak, intikamını alacak ve bu kan davası sürüp gidecekti. Tamam birader uzatma. Anladık orasını. Sonra ne oldu? Polisler gerçeği anlatınca onlar da uyanmışlar bu duruma. Nurettin Solmaz, 55 yaşında. Ramazan'ın dayısı. Alkan Memduh sıkıştırıp Ramazan'ın yerini öğrenmiş. Yeniden Ramazan'ın peşine düştüler. Gidecek yeri yoktu garibimin. Mecburen bana sığındı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Böyle de devam edemezdi zaten. Ramazan'ı Alkan aramasını söyledim. Ramazan bizi arayınca şüphelendik. Korkak, yıllardır kaçıyordu. Babam sakın gitmeyin dedi. Ama Cüneyt bizden habersiz silahı alıp gitmiş buluşma yerine. Ben Alkan'la Fahrettin'i bekliyordum. İki taraftan da birer can gitmişti. Konuşup bitirecektim bu davayı. Ama Cüneyt yalnız geldi. Korkak, tek başına gelmeyi yemedin mi lan? Dur bakalım, dur! Dur! Baban nerede Cüneyt? Sana ne? Sen ne karışıyorsun bu meseleye? Saçmalama oğlum! Daha ne kadar sürecek bu iş? Ramazan ölünceye dek. Gencecik çocuktu. Yazık oldu. Ama ben onu vurmasaydım o Ramazan'ı vuracaktı. Ne değişti peki? Yine bir can gitti. Polise gidip olanları anlatsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Yapmayın komiserim. Ne değişecekti ki? Hadi diyelim diğer adamı vurdu diye Alkan'ı içeri tıktınız. Sonra Cüneyt gidip yine Ramazan'ı vuracaktı. Ben bir şekilde şansımı denedim. Ama olmadı işte. Fahrettin gelseydi bir şekilde ikna ederdim ben onu. Ama gelmedi işte. Gelmedi. Nurettin Solmaz, adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ramazan Gezgin, suça iştirakten 4 ila 8 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Fahrettin Gezgin, cinayeti azmettirme suçundan 8 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkan Gezgin, adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkan'ın Ramazan sandığı Müslüm'ü öldürmesiyle başlayan soruşturmada kahramanlarımızı çözüme götüren ve 4 kişiyi adalete teslim eden deliller saymakla bitmez. Çünkü suç işleyenler arkalarında mutlaka delil bırakır. Bazıları akıllarına hiç gelmez. Bazılarını yok etmeye güçleri yetmez. Ortak aklın, titiz çalışmanın, doğru düşünmenin, dikkatin, laboratuvar olanaklarının ürünü olan böylesi başarılı soruşturmaların birer istisna olmadığını bilmenizi isterim. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Thank you.